Mutlu Güvercin TV YouTube yayın kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Güneşli ve güzel bir havada kuşlarımı dışarıya çıkarttım. Onların keyifli anını görünce de sizler için küçük bir video hazırlayayım istedim arkadaşlar. Bugün güvercinlerimizin hal ve hatırlarını böyle bir birlikte izleyelim istedim. Az önce yemlerini verdim. Yemlerini yediler, sularını içtiler, karınları dok. Vakit geçirmek için dışarıya çıkardım. Normalde bütün kümeslerin kapılarını açtım. Bu tarafta bir grup kalıyor. Ünlüler grubu koydum adını. Karşı tarafta ikinci grup kalıyor. Gönüllüler grubu koydum. Normalde ayrı ayrı çıkarıyorum arkadaşlar. Dikkat edebileyim açısından. Gözden kaçırmadık, kaçırmayayım diye. Ama bugün başlardan ayrılmayı pek düşünmüyorum. Onların başında dururken de hepsini dışarıya saldım. Zaten hepsi dışarıdayken kalabalık olunca daha da bir keyifli oluyor. Arka planda sakallarım ötüyor. Görüyorsunuz onlar da tam kuluçka zamanı yumurtlayanları falan var. Ama daha yavru alma şansımız olmadı. Zaten illaki de planlamıyorum. Eğer gelirse yavru eyvallah, gelmezse haline akışına bırakacağız arkadaşlar. Kuşlarımızın keyfi bayağı yerinde, sağlıklı şu anda. Sadece iki tane bir hastamız var. Onlara da durumu öyle ağır değil. Ayırdım kendilerine gelsinler diye. Başka bir kümeste, başka bir kafesteler. Bu kinglerden bir erkeğimiz arkadaşlar. Türkiye'den getirtmiştim. Yanındaki de dişisi. Bunlardan ancak tek bir yavru alabildim. Az önce ekranda gördük herhalde, bilmiyorum. Bir görünce gene hatırlatırım. Burada bir tane öntöpe morumuz var arkadaşlar. Jumbo. İri yarı bir kuş. Onun önünde bir tane şarabi yavruyu görüyoruz. Buradakilerin büyük bir kısmı yavru. Şöyle bir yakın plan çekmeye çalışayım. Tabii ki kuşlar daha tam kuluçka sezonundalar. Onun için de çok aktifler. Çok çalışıyorlar, çok ötüyorlar. Bakın hep bir eşi eşini kovalıyor, yuvaya zorluyor. Yani yumurtla yuva yap diyor vesaire. Burada sakallarımın ızgara altında kalan yemlerini de bunlara veriyorum. Bunlar da keyifle geriye kalanları temizliyorlar arkadaşlar. Burası kuşlarımın pisti. Buraya konuyorlar. Buradan uçuyorlar. Evet. Onlar öyle. Başka neyimiz var burada? Yani her tarafta bir curcuna bir karışıklık var. King'in kralın yavrusu bu arkadaşlar. King çizgisinden gelen yavru. Bu. Görüyorsunuz. Gece gündüz provasını yapıyor, çalışmasını yapıyor, uçmak için hazırlanıyor. Ama çok tatlı var ki, çok tatlı bir duruşu var. Hakikaten King serisinin de arkadaşlar duruşu bir farklı yani. Gerçekten böyle narin o, ama yine de böyle etkileyici bir yapısı var. Diğer şeylere nazaran, yavrulara koyduğunuz zaman yan yana. Bu gerçekten, bakın, daha döşünün sarısı şu anda, bakın bayağı bir şey önde. Bu daha 4-5-6 haftalık bir yavru. Yanındaki Mirodayı'nın çizgisinden gelen bir erkeğimiz arkadaşlar. Mardin Mirodayı'nın Mirolarından. Bende Mardin Mirodayı'nın iki çizgi var. Onlardan 4 yavru var geldi. Birisi bu yavru. Erkek olacak. Diğer yavru da hemen hemen bu kadar yani. Şimdiden bunlar daha cik cik arkadaşlar. Yani çok küçükler. Buna rağmen koyulukları, siyahlıkları, döşlerinin pası filan ileride. Bak şunun zaten döşünün pasını başka bir çizgiden gelme ama. Tepeli çizgiden gelme. Şu bile döşünün artık şimdiden patlatmaya başladı sarısını. Artık bunları tüyden sonra düşünebiliriz arkadaşlar. Ne hale geleceğini tahmin edebilirsiniz. Şu iki tane kara kanatlarımız Yalova'dan, çiftlikten gelme. Hacı Ahmet'in kuşları. Hacı Ahmet orada bayağı bir yoğun çalışma yapıyor. Güzel kuşları var. Ödül aldı. Almış kuşları var arkadaşlar. Biz de beslemişken güzel ve sağlam kuş besleyelim diye onu aldık. Bu King kafası karıştı. Buradan girip çıkıyordum normalde. Orak kapalı olunca hayal kırıklığı yaşadı sanki. Bu da dişi King. Evet arkadaşlar, kuşlarımız görüyorsunuz hakikaten aktifler.
yoğunlar. Bunları izlemek, dışarı çıkartmak, böyle bir havada başlarında durup onları izlemek gerçekten bir keyifli oluyor. İçeride oğlanlar da var halen. Burada bir çift esasımız var arkadaşlar. Şarabilerden bir çift yavru alabildik o zamana kadar. Birisi bu. Diğeri nerede? Bilmiyorum. Yukarı çatımıza hemen onu da göstereyim. İkinci şarabi de bu. Bu ses, kanat sesi arkadaşlar Yusuf'un. Muazzam bir kanat çakma sesi var. Yani gerçekten keyifli onu uçarken izlemek. Bu kara kanat çikolata arkadaşlar bayağı bir kızgın bir erkek. Dişisi yok maalesef. Onun için biraz saldırgan. Şarabi yavru daha yeni yeni keşfediyor etrafı. Onların dışarı çıkıp o zavallı çaresiz hallerini izlemek bir kuş sever için gerçekten keyifli arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ama kuş sevmeyen için, ya kuş sevmeyen derken yani kuş beslemeyen diyelim arkadaşlar. Kuş herkes sever normalde. Kuş beslemeyenler için de hakikaten bunları izlemek, izleyebilmek keyifli. Sakinleştirici, huzur verici. En azından ben öyle hissediyorum. Burada aldığım yavrular var. Eğer olurdu arkadaşlar Dortmund civarında kuşa başlamak için arkadaşlarımız olursa, beslemek için arkadaşlarımız olursa gelin, gençlere yardımcı olurum. Hediye de veririm. Sıkıntı yok. Başvurun bana, yazın. Gelip alma ihtimaliniz olursa Dortmund'dan size bunlardan birkaç takım kuşlarımdan sahiplendirmek isterim arkadaşlar. Kuşçuluğa yeni arkadaşlarımızı kazandırmak açısından. Mirodai'nin juniorlarından, torunlarından diyelim, yavrularından. Arkadaşlar hakikaten kanat kralı falan. Şu anda daha bu küçük bir yavru. Çok üst düzey yani. Kuşum diye söylemiyorum. Ben herkesin kuşunu aynı derecede görüyorum. Bu da mat mirolardan bir tane erkek. Mat, parlak ve yağlı mirolar var arkadaşlar. Miro ile karşılaştırırken lütfen dikkatli olun. Şey olmuş, kimsenin mirosuna haksızlık yapmayın. Senin miro değil falan gibisinden dolayı. Herkesin kuşu, herkesin mirosu kendine has, kendine öz, güzel. Herkes bir ayrı değer veriyor kuşuna. Dolayısıyla mirolarda da çeşitler var. İşte dediğim gibi parlağıydı, matıydı, yağlısıydı derken. Ama bunun da mesela kendine has güzelliği var. Bu matı da ben çok seviyorum. Mor boyunlular var bunda olduğu gibi de. Bir de şey var, pardon, yeşil mor boyun olanlar, ördek yeşili. Bir de mor olanları var arkadaşlar. Onlar da bir ayrı şey, çeşit olabiliyor. Bu da yine Mehmet Ali Koç'un kümesinden gelme arkadaşlar. Ama Mehmet Ali Koç'un da zaten kümesi, dolayısıyla temeli Mirodai'nin kuşlarından. Dolayısıyla bu erkekle bu yeni geldi bana. Deminki gördüğümüz şunun babası. Neredeyse baksanız, yan yana koysanız aynı dersiniz. Çünkü şeyler aynı, kanlar aynı. Mehmet Ali Koç benim bildiğim kadarıyla birçoğunu, kuşunun temelini arkadaşlar şeyden oluşturdu. Mirodai'nin kümesinden oluşturdu diye biliyorum ben. Yanlış bilmiyorsam. Evet, kuşlar burada ne yapıyor? Bütün gün o oraya giriyor. Bu kümesin kuşu oraya giriyor. Merak ediyor. Onun kuşu, kümesi oraya giriyor. Ben özellikle de onu öyle yapıyorum. Karıştırıyorum ki arkadaşlar bu kuşların birbirine şeyleri eşit olsun diye. Virüs gelişi dirençleri vücutlarının. Hani biliyorsunuz ayrı kümesler, her kümesin kendine has bir virüsü var. Bir bakterisi oluyor. Bakteriler diğer kümeslerin bakteriyle çakıştığı zaman hastalıklara yol açabiliyor. Bunları ben sık sık birleştiriyorum. Bir araya getiriyorum ki şey olsun diye arkadaşlar. Birbirlerine aşina olsunlar diye. Onun için her kuş her kümese girip çıkıyor burada. Onun için vücutları da o dirençlere kendini hazırlıyor. Birbirlerinin şeyine alışıyorlar, bakterilerine. Ve o kuş da o kümese girdiği zaman
problem olmuyor arkadaşlar. Yine şarabiye takıldık burada. Bunlar çok tatlı arkadaşlar. Ben bu renklerine bayılıyorum. Bunlardan alacaktım yavru kaç tane ama artık yerim kalmadığı için durdurduk sezonu. Benim yavru alma sezonu bitti. Yumurtaları alalım, atıyoruz artık. Maalesef hisaslerden bir verim alamadık. Yavruları, ya yumurtadan birisi az önce attı maalesef, çıkamamış hayvan, ölmüş. Diğerler yumurtanın içinde öldü, hiç çıkmadı. Yani iki defa işte deneyimim oldu, ikisi de boş çıktı. Burada mürdüm var, bir tane bir çift. Bunlardan şu anda bir çift yavru yeni arkadaşlar, büyüyor. Daha renkleri falan belli değil tam olarak. Hacı Ahmet'in, yani burada hakikaten böyle dikkat etmeye çalıştık. Şeyler böyle, çizgileri güzel kuşları beslemeye çalıştım arkadaşlar veya çalışıyorum. Dediğim gibi aynı şekilde bu çizgilere devam ettirmek isteyen dostlarımız olursa, Dortmund civarında kalanlarımız varsa buyurun, ziyaretçim olun, misafirim olun, kuşları izleyin. Beğendiklerinizden de, verebileceklerimden de tabii ki yardımcı olacağım size. Hediye edeceklerim de olacak içinden. Hediye edemeyeceklerini cüz fiyatlardan vereceğim. Bu da bizim posta erkek. Verdiğim yerden gelen erkek geldi. Sonunda arkadaşlar bu şeylerin de şey almadı, eş almadı bu taklacılardan. Tek uçuyor, uçmadı da. Çok, bu uçmayı çok seven bir kuş da Belçika'dan geldi, Almanya'ya arkadaşlar. Arası 450 kilometreye yakın bir yer. 500 kilometre diyebiliriz. Oradan ikinci günde buraya geldi. Ondan sonra kendini kapattı içeriye, dışarı çıkmadı. Mutsuzluğunu gördüm arkadaşlar. Bu da beni üzdü. Dedim, bana gelmiş madem, beni tercih etmiş, ben de ona yardımcı olacağım. Şu anda içeride eşi var. Durun, onu da size göstereyim arkadaşlar. Yakından göstereceğim, durun. Ben. Eşi var ama yavrusu da var arkadaşlar. Bir tanesi bu yavrunun. Ha, ikisi de buradaymış. Artık yere koydum bunları. Çok tatlılar. Eli avuca sığmıyor arkadaşlar, gerçekten çok iyi gelişler, çok da iyi besliyorlar. Anneleri şu soldaki yavrunun aynısı diyebilirim. Hemen oraya çeviriyorum kamerayı. Evet, bu da anne. Yani gelin hanım, everdik. Kuş şimdi mutlu, artık uçuyor yeniden. Büyük turlar yapıyor, bayağı dolaşıyorlar. Eşi de alıştı, onu da getirip götürüyor artık, onu da alıştırdı. Yeniden kuş huzura kavuştu, hayata döndü diyebilirim. Bir çift de yavru aldım. 2-4 olarak, 4 kuş olarak uçsunlar diye. Bunlar taklacılardan, bu bizim kostümlerden ayrı takılıyorlar. Dolayısıyla kümesler de ayrı. Bu rezidans arkadaşlar, bunlara ait. Orada kuşumuzun biri çalışma yapıyor şu anda. Şarabi dişi. Evet arkadaşlar, böylece kuşları dışarıda böyle keyifli olarak gördüğümde bir çekeyim istedim. Arkadaşlar, kuşlarınıza aman ha aman banyo vermeyi ihmal etmeyin. Onu da kapatırken söyleyeyim. Bakın ben şu anda sularını koyuyorum. Gerçi şimdi suyu buraya aldım. Burayı normalde yukarıya alıyorum. Şu mavi şeyin, onun içine yem koydum bugün. Evet. Birazdan dalacaklardır. Zaten küveyt hemen geldi. İlgisini çekti. Havuzun suyunu kullanıyorum banyo için. Sıkıntı yok. İlk ilgilenenler geldiler. Ama bu da gariptir ki içeri ilk giren birisi bulunmuyor hemen. O bayağı bir yasara toplaması gerekiyor ama ilk girenden sonra hepsi peşinden dökülüyor. Birisi dur bakalım, kenara da çıktı. O girerse diğerlerinin koşması yakındır arkadaşlar. Evet, ilk kuşumuz ilk hamleyi yaptı. Gerisi dolacaktır. Biraz sonra sepete yer kalmıyor arkadaşlar ama videomuz çok uzadı. Ben onu fazla uzatmamak açısından siz değerli arkadaşlarıma, gönül dostlarına buradan saygı ve sevgilerimi ileterek selamlıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyilikle kalın. Esenlikle kalın değerli gönül dostlarım.